Sensiz nereye giderim? Ne yaparım bu koca payitahtta tek başıma? Bağışla, ne olur. Hani istemiyordun? Sizin olsun hünkâr diyordum. Hangi ara sevdalandın? Hele bir taşla varalım, her şeyi anlatacaksın bana. Yakalayın şu hatunu. Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni. Ben bir şey yapmadım. Derdini Valide Sultanımıza anlatırsın. Derviş Paşa nerede Dudu? Evladım hasta düşmüş, ateşler içinde yanarken o nerede? Akşam vakti saraydan ayrılmışlar. Kimsenin malumatı yok. Valide Sultanım, cariyelerden biri harimden kaçarken yakalanmış. Muhafızlar vurmuş kafili. Kimmiş? Şahiste Hatun. Zarcıların dediğine göre yanında bir cariye daha varmış. Harime dönünce yetişememişler. Lakin ismini duymuşlar. Sen gece oğlumun yanındaydın. Eyvahlar olsun. Hastalık değil bu. Zehir. Zehirleyip kaçtın aslanımı. Zehir mi? Hayır. Ona. Bir de soruyor. Hangi zehri verdin söyle. Söyle çaresini bulsun hekimler söyle. Ne zehri sultanım? Ben bir şey yapmadım. O halde niye kaçtın?
Sorgu suali alın şunu. Konuşana kadar lime lime edin etlerini. Götürün. Ahmet! Ahmet! Cennet. Ben yapmadım. Zehri kim verdi sana? Söyle. Ben yapmadım. En son hünkârımızın yanında sen vardın. Gecenin bir vakti çıkmışsın dairesinden. Ağalar sual etmiş, hünkârımız gönderdi demişsin. Zeynep Kalfa, sen biliyorsun. Ben hünkâra zarar veremem. Asla yapmam. Cennet. Dudu. Kızın eti ne, budu ne? Zehri nereden bulacaktı hünkârımızı, Zehri'ciğim? Bir şey biliyorsan söyle Cennet. Bir şey bilmiyorum Hatun. Ben yapmadım. Kız masum. Kes sesini. Masummuş. O yüzden mi kaçtı? Kaçtım. Kaçtım. Ama yapamadım. Vazgeçtim. Cennet. Evladımı sana emanet ettim. Gölgesi olacaktın. O küçük yılan oğlumu zehirlerken neredeydin dermiş. Bağışlayın sultanım. Zehir olsaydı çoktan kendini belli ederdi. Başka ne olabilir ki? Hünkârımıza hediye ettiğiniz cariye kaçarken yakalandı. Suçunu itiraf mı etti? Elinde delil mi var? Yok. Anlamadan dinlemeden masum bir cariyeye eziyet etme. Ne oldu sultanım? O masum cariyenin söyleyeceklerinden mi korktunuz? Bunları duymamış olalım. Üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun. Ben ne dediğimi biliyorum. Evladım zehirlendi. Ve bunu her kim yaptıysa şu an aramızda. Şaşnigira. Hadi. Şişt. Ortalık yıkılıyor, sen hala uyuyorsun. Olacak iş değil, kalk. Kalk. Subhanallah. Subhanallah. Sultanım. Şehzade Mustafa nasıl? Afiyettedir inşallah. Çok şükür saati yerinde. Uyuyor sultanım. Neden sual ettiniz? Nedeni mi var elime? Hastalık ölüm kol geziyor sarayda. Görüyorsun değil mi dermiş? Nasıl da toplandı leş kargaları. Ahmet'im ölsün diye bekliyor hainler. Sana dedim. Rum kızı oğlumdan uzak tut dedim. Sultanım felaket nabbetülaz. Çaşnigira yatanda ölmüş. Yüzünü görseniz felaket.
Uzak durun sultanım, bu illet zehir değil. Çiçekmiş sultanım. Çiçek hastalığı. Herkes dışarı. Derhal. Ahmet! Oğlum! Derhal tecrit olunsun hünkârımız. Hacı Ağa, Şehzade Mustafa ve sultanlarımızı koruyun. Sarayda haremde kim varsa herkes muayene edilecek. Çiçeğin şüphesi dahi kafi. Tecrit odasını alın. Emredersiniz paşam. Derviş paşa, hünkârımızın çiçek olduğunu kimse bilmeyecek. İşitirlerse maazallah isyan çıkar. Kimseyi durduramayız. Ben şehzademize bakayım. Bu iş Anastasiya. Oğlum nerede kaldın? Bize yakalandın, postu deldirdin sandık ha. Geldim işte. Ne oldu peki, anlat. Anastasya nerede? Limana götürdün mü? Kaçmaktan vazgeçti. Saraya döndü. Nasıl? Sen canını ortaya koydun, o vazgeçti. Öyle mi? Yapamazmış. Padişahımıza bunu yapamazmış. Aşık olmuş. Neden kaçmak istemiş? Kesin sesinizi. Yatınızı varın. Ağlara haber vereceğim şimdi. Senin sabahın oğlum. Yüce Rabbim günü senin için doğuracak. Karanlık ve dipsiz kuyulardan çıkan Hazreti Yusuf misali çıkacaksın gün yüzüne. Köşe bucak temizleyin.
sirkeyle iyice ovun hatunlar. Bundan böyle taşla giriş çıkışlar izne tabi. Ağlar, izinsiz kimse girip çıkmayacak. Vezirazam Hazretleri. Müftü Efendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk Derviş Paşa. Divana iştirak etmeye geldim. Elbette. Yalnız bugün hünkârımız olmadan toplanacak Divan-ı Hümayun. Hayırlar olsun. Afiyettedirler inşallah. Sıhhati yerindedir çok şükür. İstirahat edip dairesinde çalışmak istediler. Müsaadenizle. Ben de sizinle geleyim paşam. Hünkârımızı arz etmek istediğim hususlar var. Lala Mehmet Paşa'm, hünkârımız hiçbir şekilde rahatsız edilmek istemiyorlar. Hatun. Çıkar beni burada. Sultan Ahmet'e götür. Ben hünkârın gözdesiyim. Haşin! Yoksa hepinizin gelesini alır. Alar! Haşin su kapıyı! Bağırıp çağırma hatun. Hünkârım sesini işitemez. Gelip kurtaramaz seni. Ne oldu ona? Söyle, ne yaptılar? Kim zehirledi? Kimsenin bir şey yaptığı yok. Zehir değilmiş. Hasta olmuş. Çiçek illetine yakalanmışlar. Allah gecinden versin. Pek yaşamaz diyorlar. Sultan. Gel Halime, yaklaş. Şehzademiz nasıl? Mustafa iyi değil mi? Şükürler olsun, hekimler bütün tedbirleri aldılar. Merak etmeyin. Gözümden bile sakınıyorum. Âlâ. Bu tılsımlı gömleği şehzademize giydir. Rabbim onu her türlü şerden, beladan korusun. Zira bundan böyle hanedanımızın tek umudu, tek istikbali o. Malum, hünkârımızın vaziyeti iyi değil. Allah'ım esirgesin sultanım. Lakin çiçeğin pençesinden kurtulanı ne duydum, ne gördüm. Yazık. Böyleymiş kaderi hünkârımız. Birbirimizi kandırmaya lüzum yok Halime. Zerre kadar üzülmediğin aşikar. Gözlerinin nasıl parladığını görebiliyoruz. Valide sultan olmak için yanıp tutuşuyorsun.
Peki siz sultanım? Siz niçin çağırdınız beni? Üzüntünüzü paylaşmak için değil herhalde. Kabul edelim ki siz de istemiyorsunuz Sultanahmet. Zira handan ve derviş kurduğunuz nizama çomak soktular. Öyle değil mi? Belli ki sen de handanın yolunda gideceksin. Bizi düşman belleyeceksin. Benim hiç kimsenin yoluna ihtiyacım yok. Bu saraya geldiğim günden beri kendi yolumda ilerliyorum. Emin olun, bu yine böyle olacak. Hay Allah. Boşu boşuna kırbaç yedin. Derhal bir hekimi görmesi lazım. Ben hekim değil. Sultan istiyorum. Beni hünkârımıza götür Cennet. Çıkar buradan. Ben bir şey yapmadım. Suçum yok. Nasıl yok? Peki zehirlemediğin belli oldu. Lakin saraydan kaçtığın için cezalısın. Handan sultanımızın umurunda mı? Hünkârımız da yok. Bugün değil, yarın boğdurur seni. Safiye Sultan var. Git ona söyle. Beni çıkarsın. Söyle kurtarsın. Söylerim. Safiye Sultanımız da koşa koşa gelir seni kurtarır. Sana kıymet vermesinin tek sebebi hünkârımızdı. O da artık yok. Uzun lafın kısası Hatuncuk. Artık yalnızsın. Eteklerinde nice taşlar olduğu malum. Lakin bunları şimdi dökmenin vakti değil Halime. Sen akıllı hatunsun. Evladının sulh içinde tahta çıkması için ne yapman gerektiğini bilirsin. Elbette gün düşmanlık günü değil sultanım. Mazi mazide kaldı. Ben her daim istikbale bakarım. Mühim olan şehzademdir. Onun selameti için ne gerekiyorsa yaparım. Bize biat edeceksin. İtaat edeceksin Halime. Handan gibi burnunun dikine gitmeyeceksin. Aksi takdirde evladının tahta çıkışını göremezsin. Şehzadem selametle tahta çıksın da benim başka bir arzum yok. Merakımı bağışlayın sultanım. Neler oldu? Çok uzun kaldınız içeride. Safiye Sultanımız dizginleri elinde tutmak istiyor. Başına geleceklerin farkında. Ben valide sultan olduğum gün o bu saraydan sürülecek. Ve emin ol, sefalet içinde can verecek. Diyorum dairenize gidelim. Bir şeyler yiyin, uyuyun. Aksi halde zayıf düşeceksiniz. Sultanım, paşalarla konuştum. Kimse bir şey bilmiyor. Lakin sırtlanlardan kan kokusunu saklamak güç. Er ya da geç öğrenecekler. Maazallah. Eğer isyan çıkarsa bastırmaya kimsenin kudreti yetmez. Biricik oğlum, Ahmet'im iyileşip ayağa kalkmadıktan sonra dünya yıkılsa ne gam.
Bir müddet daha buradasın Mehmet'im. Yerinde olsam şikayetçi olmam, zira burası dışarıdan daha güvenli. Çiçek. Hepsini kırıp geçirecek. Bu hastalıkla senin bir alakan var mı Şahin? Ben hastalığın da kendisiyim kardeşim. Hanedanı Ali Osman'ı yok etmek için indim yeryüzüne. Sana inanamıyorum Şahin. Sadece padişah mı ölecek sanıyorsun? Senin yüzünden herkes ölecek. Fahriye Sultan iyi. Kendisini koruyacak tedbirleri aldığına eminim. Nasıl başardın peki? Bu illeti has odaya kadar sokma işini nasıl başardın Şahin? Dağ her ne kadar yüce olsa da kenarında bir yol vardır demişler. Mühim olan o yolu görmek ve o yoldan kimin geçeceğini seçmek. Benim de meziyetim bu. Yüzyıllık esaret sona eriyor. Ben Cihan Hükümdarı. Sen de Kırım Hanı olacaksın. Birlikte üç kıtaya hükmedeceğiz. Şehzade Mustafa. O hayattayken sana saltanatı teslim ederler mi sanıyorsun Şahin? Belki de tam da bu yüzden sıra Şehzade Mustafa'da. Merak etme kardeşim. Seni en kısa sürede bu delikten çıkaracağım. Vaziyeti nedir hünkârımızın? Hekimler bir şey dedi mi? Korkmayın sultanım, içiniz rahat olsun. İyileşme emaresi yok. Dairene git anda. Uyu dinlen. Zira vaziyetini iyi görmüyorum. Hasta düşeceksin. Sizse maşallah çok metinsiniz. Gücünüz kuvvetiniz yerinde. Daha şimdiden aslanımı gömmüş, müşavirelere başlamışsınız. Halime'yi söylüyorsan, şehzademizi hastalıktan koruması için ikaz ettik sadece. İkimiz de hakikati biliyoruz sultan. Halime ile ne konuştuğunuz malum. Şehzadeyi tahta çıkarmak için pazarlık yaptınız. Zira vaktiyle benimle de yapmıştınız. Keşke o gün sözlerimize kulak verseydin de yüzümüze karşı tamam deyip arkamızdan iş çevirmeseydin. Belki Halime dinler sizi. Birlikte huzur içinde yaşarsınız. Dua ediyorum Rabbime. Aslanım iyileşir de sevinciniz kursağınızda kalır inşallah. Sultanım, Şahin Giray gelmiş. Has bahçede sizi bekliyor. Sabah şerifleriniz hayır olsun sultanım, hoş geldiniz. Safiye sultanımız da sizi sual ediyorlardı. Has bahçeye çıkıyorum, validem haber edersin. Aman sultanım, maazallah çıkmasanız mı acaba? Malum hastalık ateş olmuş. Tepemize yağıyor. Allah seni kahretmesin! Haremde bir dünya işimiz var. Bülbül Efendi'yi ara ki bulasın. Kim bilir hangi dala kondu. Aa, buradaymış. Vallahi dünden beri kolum kanadım kırıldı benim. Hacı Ağa.
Sesim soluğum kesildi. Tevekkeli değil. Seni bir solgun gördüm. Gözlerinin altı da çökmüş iyice. Yok bir şeyim, iyiyim ben. Geceden beri uyumadım, ondandır. Ateşin mi var senin? Eğlenme benimle hacı ağa. İyiyim ben. Allah'ım tevekkül tuala Allah. Rabbim sana sığınıyorum, sana dua ediyorum. Ben iyiyim. Bir şeyim yok. Çiçek değilim ben. Bak. Orası hiç belli olmaz Bülbül Efendi. Hacı ağa. Çaşnı Gera'nın ölüsünü sen buldun. Ne olur ne olmaz. Seni de tecrit atmak lazım. Tecrit mi? Asıl seni içeri atmak lazım. Yalancı karamarsık. Marsık mı? İyiyim ben. Hasta değilim. Madem hasta değilsin o zaman görevinin başına geç. Rabbim. Şükürler olsun. Başka hasta olan yok değil mi Cennet? Aman diyeyim dikkat edin. Merak etmeyin sultanım. Her türlü tedbir alındı. Bir tek zavallı Mahfiruz Hatun hastalığa yakalanmış. Onu da tecrit ettik. Ne diyor bu Cennet? Mahpeyker diyor. Hala zindanda. Az evvel ben de konuştum sultanım. Çıkmak için sizin yardımınızı istiyor. Bunca derdin arasında bir de onunla mı uğraşacağız? Bırak kalsın. Sultanım. Mehmet benim yaptığımı bilmiyor değil mi? Söylemediniz. Ne lüzum var gizlemeye? Bırakın yaptığınız fedakarlığı öğrensin. Öğrensin ki sevginizin büyüklüğünü anlasın. Zinhar bilmeyecek Şahingiray. Ben elini kendi ailesinin kanına bulamış bir hainim. Caniyim. Vicdan azabı sultanım. Çiçekten daha tehlikelidir. Lakin o yaydan çıktı bir kere. İyisi mi? Siz istikbali düşünün. Ne istikbali? Her şeyi mahvettim. Yanacağım ateşleri susatmaz. Lakin Allah biliyor. Bile isteği yapmadı. Şehzade Mustafa. O da hasta düşecek. Musibet ona da bulaştı. Olmaz Gölge Hatun, yasak. Gölge! Ne olur çıkar beni burada. Gölge! Zinhar çıkamaz, yasak. Ne yaptın sen? Basini belaya sokacaksın. Olmaz Gölge. Ben kaçamam artık. Sultanahmet'i bırakıp hiçbir yere gidemem. Gel. Adın ne senin? Hasan. Ben bir kız arıyorum Hasan. Köle pazarına gitmek istiyorum.
Hancı'ya söylerim, akşam güzel bir hatun yollar size. Öyle değil. Ben kızım için geldim. Onu bulmak için. Nerede bilmiyorum. Yaşıyor mu bilmiyorum. Ama bir söz verdim annesine. Onu olmadan dönmek yok. Bana yardım et. Ağlar, yol verin geçeyim. Hünkârımızı görmek istiyorum. Tövbe estağfurullah. Nasıl çıktı bu hatun dışarı? Gölge, sen mi çıkardın yoksa? Hacı ağa, hünkârımız iyileşecek. Ve gözünü açar açmaz beni soracak. O zaman ne diyeceksin? Asıl sen nasıl izah edeceksin kaçtığını? Hı? Durduk yere mi attık seni zindana? Götürün şunu buradan. Hele bir dokun, ilk senin canını alırım. Hacı ağa, nedir bu gürültü? Bağışlayın paşam. Hatun aklını kaçırmış. Tutturmuş içeri gireceğim diye. Merak etmeyin. Ben icabına bakarım şimdi. Ne olur. İzin verin paşam. İçeri gireyim. Bir kez olsun göreyim. Sonra isterseniz tekrar zindana atın. Öldürün, umurumda değil. Ya hatun deli deli konuşma. İçeride ölüm var zaten. Nereye gidiyorsun? Yürü hadi yürü. Bırak kalsın ha. Hünkârımız için kıymetli olan bizim için de öyledir. Hakkındaki hükmü bozdum. Kılına dahi zarar gelmeyecek. Bu elinizi unutmayacağım paşam. Asla. Pervane ağa geldi. O yaptı saçımı. Nasıl? Güzel olmuş mu? Sevmediğin değil mi? Kötü olmuş. Senin pervane dediğin benim. Saçların da ateşim olmuş. Tavaf ediyorum yüzünü. Divane etti aşkım beni. Alamıyorum gözlerimi. O yüzden her gün başka havlet. Gördüm. Raşa Hatun gelmiş. Sırtın kan olmuş hatun. Yaralısın. Odana dön, hekimler baksın. Hünkârımız bu haldeyken ben iyileşmiş. Ne olacak? Yok mu bir çare sultanım? Hiç umut yok mu? Allah'tan umut kesilmez. Hekimler ellerinden geleni yapıyorlar. Bizler de dua ediyoruz. Lakin sayımız o kadar az ki. Herkes
ölmesini bekliyor. Bilhassa çok sevdiğin sultanın Safiye. Hayır. Çok sever hünkârımızı. Onun sevdiği tek şey güç. Gücün getirdikleri. Çoktan mezara koydu aslanımı da. Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması için hazırlık yapıyor. Siparişlerinizi derhal yolluyorum beyzadem. Bir kahve ikram etseydim. Vaktim yok Solomon Efendi. Yola çıkmadan önce birkaç ahbabımı ziyaret edeyim dedim. Hayırdır beyzadem? Yolculuk nereye? Payitahttan uzak neresi olursa. Zira öyle bir kış geliyor ki. 7 kat postun olsa yine de kâr etmez. Allah sonumuzu hayretsin. Nasıl bir kıştır bu? Benden duymuş olma lakin saraydan çok kötü bir haber aldım. Padişahımız Sultanahmet ve kardeşi Şehzade Mustafa hastalanmışlar. Çok ciddi bir şeydir. Çiçek. Mahpeyken. Bu nasıl çıkmış Sultan? Çünkü ben hünkârın kıymetlisiyim. Kimse bana ceza veremez. İyileşince ne diyecekler? Kaçmadan evvel aklın neredeydi? Evime, aileme dönmek istedim. Evet. Ama olmadı. Yapamadım sultanım. Bir tek şey durdurdu beni. Sultanahmet. Onu her şeyden çok seviyorum. Kalbim ona ait. Bu yüzden vazgeçtim. Ona döndüm. Keşke torunumuz da işitseydi bu sözlerini. Lakin artık çok geç. Ne çabuk umut kestiniz böyle. Hünkârımız ölmedi daha. İyileşecek. Ama siz şehzadeyi istemişsiniz. Onu tahta çıkaracak mısınız? Evladımız Mehmet gitti. Torunumuz Ahmet geldi. Şimdi Ahmet giderse Mustafa'mız gelir. Bu böyle. Her daim istikbalimizi düşünmeye mecburuz. Biz sultanların yas tutmaya vakti yoktur. Öyle ki devleti Ali Osman'ın bekası için gerekirse evladımızdan bile vazgeçeriz. Ben öyle bir sultan olmayacağım. İstemiyorum. Vicdanlı olacağım. Demek sultan olmak istiyorsun. Ne yazık. Geç kaldın. Götürün şunu. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Çok sıkıldım. Oyun oynayacağım. Olmaz şehzadem, yasak. İşimiz bitsin, birlikte oynarız. Mustafa, pek yakıştı. Yakında tahta çıkacaksın. 7 iklimin padişahı olacaksın. Abim gibi mi? Abin gibi. Sen daha kudretli bir hükümdar olacaksın inşallah. Padişah olunca ağlar ne dersem yapacak mı? Ağlar kimmiş Mustafa?
Bütün can önümüzde diz çökecek. Değil mi Baldem? Abime ne olacak peki? Ona da ilaç ver anne, ölmesin. Allah'ım esirgesin. Onca yıl sonra nihayet bizim de yüzümüz gülecek sultanım. Az kaldı Menekşe. Yakında evladım tahta çıkacak. Ve ben alemin gördüğü en kudretli valide sultan olacağım. Cihana hükmedeceğim. Dilrubam hep yanımda olacak. Sen de öyle Menekşe. Baş haznedarım yapacağım seni. Cennet Kalfa neden getirdin bunu buraya? Hünkârımızı zehirlemiş dediler. Kes sesini yersin kırbacı. Daha çok gidecek miyiz? Yok geldik. Burası köle pazarı. Buyursunlar. Burada. Burada. Buyurun. En güzel Rum kızları burada. Buyurun. Bu yarın en güzel. Kaç aldın? Siz yeter ki karar verin Beyzadem. Anlaşırız. Bir kız arıyorum ben. İsmi Anastasia. Elimde Anastasia yok. Alyosha, Veronika, Katerina verelim Beyzadem. Anastasia benim kızım. Kaçırdılar onu. Çıkarın şunu. Signor Enzo, bende çok para. Kızımın yerini söyle. Daha çok veririm. Kimmiş kaçıran? Hangi kaptan? Geminin adını biliyor musun? Savaş gemileri geldi. Ellerinde resim vardı. Kızımın resmi. Signor, signor. Sizin bu yaptığınızda samanlıkta iğne aramak derler. Payitahta her gün böyle yüzlerce köle getirilir. Talihli hatunsa paşalar, beyler alır. Değilse meyhanelere düşer. Kızlar, kaldırın biraz başları. Ağalar. Buyur. Daha fazla içimde tutamayacağım. Hayırdır Süleyman Efendi? Lakin benden duymuş olmayasınız. Padişah Efendimiz hasta olmuş diyorlar. Hasta mı? Allah Allah. Hasta. İşiten yok mudur böyle bir şey? Yok. Hiç işitmediniz mi? Duymadınız mı? Hayır, duymadım. Neymiş ki hastalığı? Çiçekmiş. Çiçek miymiş? Daha da finası şehzadeye bulaşmış. Yakında kıyamet kopacak. Allah solumuzu hayretsin. Amin ya Rabbi. Paşalarım, ne eyleyelim ki hünkârımızın sıhhati her gün daha kötüye gidiyor. Asker vaziyeti öğrenirse isyana kalkışır. Hadiselerin önünü alamayız. Emriniz nedir sultanım? Bir an evvel Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması icap eder. Emri hak vuku bulmadan zinhar olmaz sultanım. Asker hünkârımızın cenazesini görmek ister. İcab ederse sizin cenazenizi kullanırız Hafız Paşa. Tapuda açıp bakacak değiller ya. Siz en iyisini bilirsiniz sultanım. Lakin beklemekte fayda görüyorum. Bekleyeceğiz Sarıkçı Paşa.
Lakin isyanın kokusunu aldığımız an Şehzade Mustafa tahta çıkmalı. O güne kadar da eski sarayda kalmalı. Maazallah. O bizim göz bebeğimiz. En iyi şekilde korumak icap eder. Halime Sultan pek sevinmiştir bu işe. Hem de nasıl? Gözlerindeki kini öfkeyi görmemek için aptal olmak lazım. Mühürü alır almaz ilk icraatının bizi sürmek olacağından hiç şüphem yok. Bu yüzden Halime Sultan'dan bir an evvel kurtulmak zorundayız. Neden hala buradasın? Ölüm hemen şu kapının arkasında. Hasta padişahın dairesinde. 40 kapı olsa kâr etmez sultanım. Ölümden kim kaçabilir? Bu onların kıyameti derviş. Onların karanlığı. Zinhar bizim değil. Bizim? Çok yakında oğlum Şehzade Mustafa tahta çıkacak. Arzu ettiğin makamı sana verebilirim. Vezir-i Azam olabilirsin. Arslan'ın büyüyene kadar da devleti birlikte idare edebiliriz. Peki sultanım. Bu lütfunuzun karşılığında ne yapmamı istiyorsunuz? Şehzademin emniyet içinde tahta çıkmasını istiyorum. Hünkârımızın acılarını dindir derviş. Biz yarın sabah kutlu bir güne uyanalım. Hakkımda yanlış fikirlere kapılmanız için ne yaptım bilmiyorum. Bu alçakça ihaneti kabul edeceğimi düşünmeniz dahi benim için utanç verici. Netice belli paşa. Hekimler en fazla 1-2 hafta dayanır diyorlar. O vakte kadar... Yarın ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Hünkârımız sağ. Bu böyle olduğu müddetçe ben de yanındayım. Sultanım. Ne oluyor? Terlemeyin şimdi Raşa. Hasta mısın yoksa? Hasta değilim. Ne olur kimseye söyleme. Çiçek oldum sanırlar. Safiye Sultan'dan bize fayda yok Menekşe, biliyorum.
Adım kadar eminim ilk fırsatta saldıracaktır. Beni öldürmek isteyecek. Bu yüzden dervişi yanımıza çekmemiz şart. Zinhar kabul etmeyecektir sultanım. Gördünüz işte. Bugün etmez. Lakin yarın Sultanahmet rahmetli olduğunda ne yapacak? Onun aynı mezara girecek hali yok ya. Fahriye Sultan'ın nişanlı olduğunu unutmayın sultanım. Belki de onlarla birlikte hareket etmek isteyecek. Bütün ihtimalleri düşünmemiz lazım elbet. Sen bütün paşalara haber gönder Menekşe. Hepsiyle tek tek konuşmamız lazım. Validen. Dilruba niye çıktın daireden? Mustafa nerede? Dudu Asun geldi. Mustafa'yı alıp götürdüm. Mani olamadım. Ateşi düşürdüğümüz vakitler. Hünkârımız gözünü açıyor sultanım. Lakin epey güçsüz. Konuştu mu? Bir şey dedi mi? Bazen bir isim sayıklıyorlar. Nasya diyorlar. Nasya. Handan Sultan! Evladım nerede? Ne yaptınız ona? Veliaht dairesine alındı. Olması gerektiği yere. Hem saati ve emniyeti için orada kalması daha münasip. Size bu akılları kimin verdiği malum. Evladımı benden koparacak, canına kıyacaksınız öyle değil mi? Çiçek gibi sari hastalık olduğunda alınması gereken tedbirler bellidir sultanım. Bir evladı anasından ayırmak mıdır aldığınız tedbir? Valide sultan olarak kararları ben veriyorum halime. İstediğin zaman git gör oğlunu. Lakin daha fazlasını isteme. Hangi valide sultanlıktan bahsediyorsunuz? Hı? Görmüyor musunuz? Sizin saltanatınız bitti. Başlamadan bitti. Kalacağım. Gidiyoruz. Kimseye bırakmam seni. Üşüyorum anne. Allah'ım. Mustafa. Oğlum. Menekşe. Mustafa! Aslanım aç gözünü! Mustafa! Mustafa aç gözünü! Allah'ım! Ağlar durmayın öyle hekim çağırın! Mustafa! 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 Aslanım! Menekşe! Ne duruyorsunuz? Mustafa! Hekimler! Mustafa! Aslanım! Mustafa! Mustafa aç gözünü! Mustafa! Mustafa! Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi l-aliyyiz. Allahümme iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Allah'ım sen bizi koru. Ne yapacağız biz? Biz de öleceğiz. Sağ kalsak ne olacak ki? Hepimizi köle pazarında satacaklar. Yeter! Yeter artık susun. Hünkâr olmadı daha. Şehzade olmadı. İyileşecekler. Çiçekten kurtulan mı oldu da onlar kurtulsun? Olur. Yüce Allah isterse her şey olur. Ben inanıyorum iyi olacak. Üzülmeyin. Sadece dua edin. Şehzademiz Mustafa mı?
sultanım. Derhal bir şurup hazırlayın. Bitti Bülbül. Üç asırlık devleti âliyenin hanedanımızın sonu geldi. Sultanım, Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Sayenizde nice fırtınalar geçtik. Elbet bir çare bulur, bizi bu müşkül vaziyetten kurtarırsınız. Ağlanıp sızlanmanın bir faydasını hiç görmedik. Elbet düşüneceğiz Bülbül. Düşüneceğiz de bizim de kudretimizin bir hududu var. Öyle bir imtihanla sınanıyoruz ki. Allah yardımcımız olsun. Amin sultanım. Vakit geldi. Osmanoğlu saltanatının sonu yakındır. Ben sözümü tuttum. Sultanahmet ve kardeşi Şehzade Mustafa çiçek hastalığına yakalandı. Ölümleri bir nefes kadar yakın artık. Şimdi sözünü tutma sırası sende. Hazırlığını yap Kara Sait. Payitahta yürüyoruz. Yürüyelim yürümesine pirim. Lakin nicedir aklımı kurcalayan bir mesele var. Biz yıllardır bunun için mi savaştık? Şahingiray'ı tahta oturtmak için mi? Şahingiray'ın layık olduğu taht Kırım tahtıdır. Devleti Aliye'nin esas sahipleri bizleriz. Sultanım, müsaadenizle sebebi ziyaretimi izah edeyim. Kıymetli vaktinizi almak istemem. Âl-i Osman'ın gelmiş geçmiş en kıymetli, en kudretli valide sultanı sizsiniz. Öyle ki bu devlet-i âliye uzun yıllar sizin sayenizde ayakta kaldı. Padişaha yol göstermek, devletimize sahip çıkmak bizim görevimiz. Ben de bu sebeple geldim sultanım. Yüce gönlünüzle lütfedip bana yol göstermeniz için. Şayet emri hak vuku bulur. Hünkârımız ve şehzademiz alemi bekaya göçüp giderlerse Ali Cengiz'den başka bu devleti kim ayakta tutabilir? Öyleyse dua edelim. Yüce Rabbim hünkârımıza ve şehzademize şifa versin. Amin. Dertlerine derman olsun ki ayaklar baş olmasın. Bir hanzade var karşınızda sultanım. Damarlarımda Cengiz Han'ın asil kanı akıyor. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Zira ben sizin köleniz değilim. Sizin haddinize mi düşmüş sultanımızla böyle konuşmak? Ağlar yakalayın. Buraya iyi niyetimle geldim sultanım. Eğer tahta çıkmamı sağlarsanız gücünüzü muhafaza edeceksiniz. Dostunuzu dost, düşmanınızı düşman belleyeceğiz. Böyle bir hayal üç günde kurulamaz Şahingiray. Belli ki evveliyatı var.
Sanki hünkârımızın başına gelecekleri biliyormuş gibi her şeyi hesap etmişsin. Aman diyeyim sultanım. Beni itham etmeden önce bu işin nerelere, kimlere varacağını bilmenizde fayda var. Her kimse bedelini canıyla öder. Kızınız Fahriye Sultan olsa da aynı. Sultan Ahmet Han, Şehzade Mustafa, Çiçek illetine nasıl yakalandı zannediyorsunuz? Kızınız Fahriye Sultan aşkı seçti. Mehmet'in hayatını kurtarabilmek için kendi ailesine ihanet etti. De gafil! Kendini bilmez. Bu ne cüret? Bir sultana nasıl böyle alçakça bir iftira atarsın? İftira mı, hakikat mi? Fahriye Sultan'la konuştuktan sonra karar verin isterseniz. Zeynep Galfa. Ne olur yardım et. Hünkârımızı görmem lazım. Bana ihtiyacı var. Hiç çeneni yorma hatun. Hekimlerden başka kimse giremez. Hem sen canına mı susadın? Hastalık sari. Ölürsün. Sultan Ahmet yoksa zaten öldüm ben. Ne oldu buna? Hasta. Ağlar, çabuk hekimleri çağırın, çabuk. Siz de kızları yaklaştırmayın. Tövbe tövbe. Yaklaşmayın sakın. Sultanım. Ben de sizi arıyordum. Safiye Sultanımız dairenize gittiler. Sizi bekliyorlar. Hayırlar olsun be. Bir şey mi oldu? Malumatım yok. Lakin mühim olduğunu söylediler. Orada olacaksın. Demedin mi? Sen yoksan ben zaten oldum. Ne olur bırak. Burada seninle olayım. Kaderimiz neyse o. Bekar nasıl girdi içeri Dudu? Delirdi mi? Ölmek mi istiyor? Ay Allah'ım. Bağışlayın sultanım. Derhal çıkartılması için. Bırak kalsın. Belki de Rabbim şifayı onun ellerinden verecektir. İnşallah sultanım. Bilmeniz icap eden mühim bir husus var. Hünkârımızın diğer gözdesi Raşa Hatun'la alakalı... Aslanım bu haldeyken cariyelerin derdini mi dinleyeceğim? Sultanım, Raşa Hatun gebe. Hasta diye şifahaneye götürdüler. Çiçek sandık. Lakin gebeymiş.
aylardır beklediğim haberi. Evladım ölümle pençeleşirken alacakmışım meğer. Valide. Yalnız bırakın. Tek umudumuz şehzademizdi. O da hasta düştü. Ne olacak şimdi paşalar? Bir misali olsa ne yapılacağını bilirdik. Hanedan Ali Cengiz ne güne durur paşam? Elbet onlardan biri geçer başımıza. Sokuluzade İbrahim Paşa var. Malum kendisi rahmetli Sultan Selim'in kızı İsmihan Sultan da Sokulu Mehmet Paşa'nın oğlu. Akrabanızı öne çıkarmanızı anlıyorum. Lakin soy erkekten yürür paşam. Siz ne dersiniz Şeyhülislam Efendi? Mevlana Hazretleri'nin soyundan Konya Çelebi'sini unutmayın paşalar. Hamdolsun devleti âliye sahipsiz değildir. Müşavere edip en doğru kararı veririz. Paşa Hazretleri. İsmin Şahin değil, leş kargası olacakmış leş. Günlerdir tepemize dolaşıyorsun. Lakin nafile, döktüğün kan da boğacağım seni. Saltanatın kısa sürdü derviş. Yerinde olsam kaçıp kurtulurdum. Zira bu sessizlik ayrı alamet değil. Sarayda ne kadar köpeğin varsa hepsini bertaraf ettim. Lakin biri hariç. Kim Şahin? Kim yardım etti sana? Safiye Sultan mı? Herkes olabilir. Malum. Sarayda herkesin bir maşası vardır. Hem neden bu kadar üzülüyorsun anlamıyorum. Yıllar evvel bunun hayalini birlikte kurmadık mı? Ben tahta çıkacaktım. Sen de veziri azamım olacaktın. Ağlar! Derhal çıkarın bu adamı saraydan. Ve bir daha sakın içeri almayın. Başımıza gelen bütün bu felaketlerin sebebi sen misin? Hünkâr yeğeninle şehzadenize çiçeği sen mi ulaştırdın? Validem. Nasıl yaptın bunu? Onlar senin yeğenlerin. Canın. Kanın. Bir aşk uğruna ailemizi, hanedanımızı ateşe attın. Öyle bir ateş ki hepimizi yakıp kavuracak. O hıyaneti nasıl yaptın? Ben sizin kızınızım. Ne olursa
olsun canımı kurtarmayı. Evvela kendimi düşünmeyi senden öğrendim. Sana yemin ediyorum Azrail'i bu kapıdan içeri sokmayacağım. Anne. Sultanım. Şifacı Hatunlar da Menekşe getirdin mi? Bulamadım. Yer yarıldı, yerin içine girdi sanki. Lakin haber bıraktım. İşitir işitmez gelir. Bulacaksın Menekşe. Ne yap et bul. Bir tek o hatunun elindedir bu illetin çaresi. Mehmet Giray. Sultanım. Kızımız Fahriye Sultan'la olan gizli münasebetini biliyoruz. Dedik ki aşktan gözleri kör olmuş, hataya düşmüşler. Lakin öyle değilmiş. Sen kızımızı sadece kullanmak istemişsin. Hem de ailesine karşı. Bağışlayın. Fakat ne demek istediğinizi anlamadım. Size yemin ederim, Fahriye Sultanımız için hissettiklerim sahidir. Ben onun için ölümü göze aldım. İnanın ne olduğundan haberim yok. Peki kardeşin, Şahin Giray? Onun yaptıklarından da mı haberin yok? Alenen karşımıza çıkıp taht için ona destek vermemizi istedi. Haddini aştıysa onun adına sizden özür dilerim sultanım. Mehmet Giray, kızımız senin için dünyayı yakmaya hazır. Ya sen? Sen onun için neler yaparsın? Ört başını hatun. İyice ört. Aman diyeyim. İki canlı olduğunu sakın unutma. Dikkat et kendine. Edirne Sarayı'nda ne kadar kalacağım peki ha? Onu ancak Rabbim bilir hatun. Dua edelim de hünkârımızı bir an evvel iyileşiversin. Peki ya iyileşmezse? O zaman ne olacak? Maazallah. O vakit hanedanımızın tek umudu sen olursun Raşa. Tabii eğer karnındaki bir şehzadeyse. Şeyler işittim ki sultanım. Hünkârımızın gözdesi. Bana ne bunlardan Menekşe? Şifacı Hatun'dan haber ver. Diyeceklerim mühim sultanım.
Hünkârımızın gözdesi Raşa Hatun. Çiçek oldu. Tecrit'e attık demişlerdi. Gözlerimle gördüm, sapasağlam. Meğer gebeymiş. Petrine Sarayı'na yolluyorlar bugün. Demek Andan'a tekrar gün doğdu. Benim güneşim batarken onlara gün doğdu. Safiye Sultan pek sevinmiştir. Korkmuyor musun hasta olmaktan? Korkuyorum. Ölüm dedi. Sen korkmuyor musun? Senin o çok sevdiğin Yaseminlerin kökü toprakta değil mi? Neden korkayım buraya girmekten? Ben hayallerime ulaşmadan ölmekten korkuyorum. Mustafa daha çok küçük. Ben daha büyük kaldıramazken onu bırakmak istemem. Şehzade Mustafa. O iyi değil mi? Hasta değil. İyi, iyi. Merak etme. Şükürler olsun. Ben sana aşka dayanmadan ölmekten korkuyorum. Böyle şeyler söyleme. Kapat gözlerini. Kapat. Büyük bir savaş olmuş. Sen kazanmışsın. Atın üzerinde dönüyorsun. Herkes yollarda. Seni bakmaya çıkmış. Bütün şehir mutlu. Herkesin karnı tok. Gülme. Göz açmak yok. Kapat. Sokaktan geçiyorsun. Herkes sana şükür ediyor. Çiçekler atıyor. Çok yasa diyorlar. Çok yasa. Ve sen bana dönüyorsun. Gizli bahçemizde bekliyorsun beni. Yaseminlerin altında. Beyaz elbisenle. Kokun yaseminlere karışmış. Daha da güzel kokuyorlar seninle. Sonra ben sımsıkı sarılıyorum sana. Allah'ım ne talihli. Şükürler olsun sana. Sultanım. Hiç olmazsa dairenizi dinlenin. Bana zehir buldurmuş. Bunu senden başka kimseden isteyemem. Sultan. En büyük günah belki. Cehennemde yanacağım. Lakin biricik evladımı toprağa verip de yaşayabilecek kadar güçlü değilim. Size zehir temin etmeyeceğim sultanım. Hiç kimse yapmayacak bunu. Müsaade etmem. Oğlum benim.
hanım. Emriniz üzere haber uçurmuştum. Celal eşkıyası da Raşa Hatun'un yolunu kesmiş. Öldürmüşler. Hala. Madem ki benim oğlum can verecek. Varsın yıkılsın bu saray. Bu kubbe. Varsın kurusun soyumuz. Varsın güneş doğmaz. Rüzgar esmesin. Çiçekler açmasın. Kuşlar ötmesin. Sizi görmek ne büyük şeref sultanım. Bize bir teklifin oldu. Düşündük ve bir karar verdik. Ancak ve ancak hünkârımızın ve şehzademizin vefatı halinde Safiye Sultan bütün gücüyle Ali Cengiz'in yanında olacak. Emin olun sultanım. Beni seçtiğiniz için zinhar pişman olmayacaksınız. İnşallah Şahin Giray. İnşallah verdiğimiz karar herkes için en hayırlısı olur. Lakin bir hususu düzeltmek gerekiyor. Seni değil, kardeşini seçtik. Daha fazla zindanda kalmasına gönlümüz razı gelmedi. Zira kendileri kızımız Fahriye Sultan'ın müstakbel sevci. Ve padişah namzetimizdir. Safiye Sultan'ın kurduğu hayaller suya düştü sultanım. Lakin onun her daim başka bir hesabı vardır. Sence ne yapacak? Mehmet Giray'ı zindandan çıkardığına göre Giray kardeşleri destekleyecek. Olabilir mi bu? Mümkün mü? Eğer tahta çıkacak olan bir Osmanoğlu kalmaz ise maazallah o vakit mümkün sultanım. Ahmet'imin gözdesi hamile. Ya şehzade doğarsa? O vakit işler değişir. Şehzade büyüyene kadar saltanat naibesi olmanız için elimden geleni yaparım. Valide Sultanım. Bunu nasıl söylerim bilemiyorum. Lakin felaket. Celal-i Eşkıyası Raşa Hatun'u Edirne'ye götüren kafileye saldırmış. Kim varsa öldürmüşler, arabaları yakmışlar, kül olmuş herkes. Allah'ım. Allah'ım nasıl bir imtihanla sınıyorsun bize? Şimdi ne yapacağız dermiş. Ahali cuma selamlığına bekler hünkârımızı. Bu defa ne bahane edeceğiz paşam? Tevatür almış yürümüş. Herkes hünkârımızın vefat ettiğini düşünüyor. Ben bir çaresini buldum hoca. Padişah efendimiz yine gelmezse vay halimize. Nizam bozulacak. Sipahilere gün doğdu. İsyan çıkarmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Onları durdurmalıyız. Sayımız az turnacıbaşı. Herkes seferde. Zülfikar Ağa da yok. Hünkârımızın emriyle Sahtekar Paşa'yı almaya gitti.
Gelen var. Siz bekleyin burada. Zülfikar Ağa, bir paşaya niye eziyet edersin? Düşman esiri miyim ben? Sen onu celali eşkıyası yerine masumların kellesini alırken düşürecektin. Sinan Paşazade. Hiçbir şey bildiğin yok. Payitahtta Atlas binlere oturmaya benzemez. Çöz şu ellerimi. Sus bre! Padişah efendimize anlatırsın derdini. Gel benimle. Ağam, bunlar celali eşkıyaları. Payitahta yürüyorlar. Hemen saraya haber vermemiz lazım. Acele etme Zülfikar Ağa. Payitahta birlikte gideriz. Kimsin sen? Kara Sait derler bana. Yüz yıl evvel yanmış isyan ateşini bir neferiyim. Nihayet Osmanoğlu'nun sonu geldi. Aslanım nasıl? Vaziyet aynı sultanım. Niye çıktı bu hatun? Derhal tecrit alın. Hastalık yayılmasın maazallah. Rabbimin bir mucizesi sultanım. Hatun'a çiçek bulaşmadı. Hiçbir emare yok. Allah'ım. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Müsaadenizle yaralarına bakmak için hatunu şifahaneye götüreceğim. Olur. Hamama da gitsin yıkansın. Temiz kıyafetler de verin. Valide. Hünkârımız iyi olacak. Ben inanıyorum. Siz de inanın. Umudunuzu kesmeyin. Tövbe bismillah. Niye çıkardın bunu hekim kadın? Korkmayın korkmayın. Hasta değil. Günlerdir hünkârımızın odasında ama çiçek bulaşmadı. Yahu nasıl çiçek bulaşmadı? Nasıl kurtuldu Azrail Aleyhisselam'ın elinden? Ne bileyim. Ölmedi mi bu kız? Ne bir leke var yüzünde ne bir his. Nasıl olur? Efsunlu bu, efsunlu. Kul sıkışmayınca sultanım Hızır yetişmezmiş. Vallahi bir kez daha hayran oldum zekanıza. Mehmet Giray abisi gibi değil. Aklı başında, kıymet bilen, hürmetli. Hakkınız var sultanım. O Şahin Giray böyle deli deli bakıyor, öfkeli. Zapt etmek güç, onu da söyleyeyim. Ne günlere kaldık Bülbül. Aslanların tahtına çakal mı otursun, sırtlan mı? Konuştuğumuz bu. Hiç sormayın sultanım, olacak şey değil. Lakin Devlet-i Aliye'nin bekası için zehir olsa içeceğiz. Mecbur. Gel. Validem. Mehmet Girey'i zindandan çıkararak bana dünyaları bağışladınız. Yüce affınızı benden esirgemediğiniz için size minnettarım. Seni affetmiş değiliz Fahriye. Bizi öyle bir çukura sürükledin ki cehennem deryası gibi. Nefesimiz kesildi. Padişah! Padişahımızı isteriz.
Padişah değil bu adam. Ey ahali, bizi kandırıyorlar. Hadi Mabu! Uyanın ey ahali! Padişah öldü! Padişah öldü! Uyanın! Ey ahali uyan! Uyan ey ahali, uyan! Padişah öldü! Öldü! Uyuma ey ahali, uyan! Uyan! Ahali düzmece padişah bu! Ahali uyan! İşitir işitmez yola revan oldum. Hünkârımız nasıllar? Hüdayi Hazretleri. Bir mucize bekler olduk. Evladım. Hünkârımız iyi değil. Dualarınızla bize kuvvet verin diye çağırdım sizi. İmtihan vaktidir sultanım. Kul ümitkar olmaktan vazgeçmez, dua eder ise Rabbim sesini işitir. Nefesiyle güç verir. İnşallah. İnşallah. Sultanım. Müsaade edin. Hünkârımızın yanında olayım. Neden içeri giriyor sultanım? Hastalık Sari. Allah'ın bir hikmeti Hüdayi Hazretleri. Günlerdir aslanımın yanında. Lakin bulaşmadı. Dur kızım. Hünkârımızın başucuna koy kızım. Nedir bu? Cevşen-i Kebir. İçinde türlü beladan, şerden hünkârımızı koruyacak dualar var. Allah'ın izniyle zırh gibi koruyacak hünkârımızı. Amin. Hanzade.
Dışarıda kıyamet kopmak üzere Şahin. Ve sen burada eğleniyor musun? Cihan yıkılacaksa Ali Osman'ın başına yıkılacak. Bizim değil. Gerçi sen de artık onlardan sayılırsın. Şahin, Safiye Sultan tercih hakkı bırakmadı. Zindandan çıkmak için kabul etmek zorundaydı. Neyi kabul ettin kardeşim? Cihan Devleti'nin tahtına oturman için senden neyi feda etmeni istediler? Beni mi? Bunu nasıl söylersin Şahin? Benden şüphen mi var? Safiye Sultan'ın tesiri altına gireceğim ve sana sırt çevireceğim. Öyle mi? Böyle mi düşünüyorsun? Eğer öyleyse Şahin, öldür beni. Valide Sultanım. Kapıdaki bostancılar kaçınca asiler Bab-ı Hümayun'u açtı. İç cephaneyi basmışlar, ne kadar silah varsa almışlar. Bab-ı Selam'a yürüyorlar. Allah'ım sen koru bizi. Telaş etmeyin sultanım. Bu gafilleri durdurmak için elimizden geleni yaparız. Varlığınız bize güç verir Şeyh Efendi. Sultanım, tüm harem halkının mahzenlere inmesini emrettim. Siz de inmelisiniz. Hayır. Aslanımı yalnız bırakmam. Sultanım. Sen çık Derviş Paşa. Durdur şu azgın köpekleri. Ben buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Sesleri işitiyor musun? Eğer dik durursak, bir olursak, aramıza nifak sokmaya çalışanların tuzağına düşmezsek canım kardeşim, bu çığlıklar, bu kargaşa zaferimizi muştular. Bana ihtiyaç var. Paşa Hazretleri, ahali sarayın önünde toplanmaya başladı ve sayıları giderek artıyor. Tedbirler ne vaziyette? Emriniz üzere yüz zülüflü baltacı Harem-i Hümayun'u has odayı ve hazineyi korumak üzere mevzilendi. Toplar bu kadar mı? Daha fazlasını getirmek istedik ama paşam,
Ne vaktimiz vardı ne de imkanımız. Okçular, solaklar? 200'ü surlara dizildiler. 300 bostancı avluda yerlerini aldı. Paşam, ahaliyi topla tüfekle mi durduracağız? Keşke başka bir yol olsaydı bostancı başı. Lakin bunların gözü dönmüş. Bu zinetleri he? Tövbe estağfurullah. İsyancılar kapıları aşarsa ne ırzınız kalır ne canınız. Mahzenlere koşun çabuk. Hacı olmaz ya Allah'ın işi. Eğer üzerimde hakkın varsa hakkını helal et. Çünkü korkuyorum ben sabah ezanını işitemeyeceğiz. Hey güzel Allah'ım. Hacı Mustafa Kulu'na bu lafları illa felaket vakti mi işittirecektin? Helal olsun Bülbül ağa. Helal olsun. Helal olsun sağ ol. Sen de hakkını helal et. Helal olsun. Benden yana helal olsun. Hacı ağa, madem geldin ben gidiyorum. Ya dur, nereye gidiyorsun? Safiye Sultan beni bekler. Ya dur. Yahu hallediver işte burayı. Kaç bakalım kaç. Kim bilir hangi deliğe saklanacaksınız. Kızlar, kızlar. Hadi çabuk. Sultanım. Neden yalnız kaldınız? Ağalar, cariyeler nerede? Herkesi sarayın mahzenlerine gönderdim. Sen de git artık aç. Asiler kapıda. Her yaza geç girecekler içeri. Serman ağa. Geçirelim kılıçtan. Kimin emriyle? Derviş Paşa'nın mı? Bizim sadakatimiz yalnızca hünkârımızdadır. Hünkârımızın akıbetini bilmeden dökülecek kanın vebalini üstüme alamam. Oh!
zamanımız hazır sultan. Bir önce çıkmamız lazım haremden. Ahalin size olan öfkesi, nefreti malum. Allah muhafaza yine ilk sizin kellenizi isteyeceklerdir. Fahriye nerede? Haber gönderdik sultan. Sultanım, çıkmamız gerek. Sultanım, acele edin. Lütfen bırakın, çıkmamız gerek. Geldim Bülbül. Çıkalım. Ölüm burada. Bu kapıda. Sultanım. Sultanım, neden hala buradasınız? İşitmiyor musunuz sesleri? Değerli mahzenlere inmeniz lazım. Vardam, ne olur gidelim. Vardam, yalvarıyorum, ne olur gidelim. Dilruba'm. Benim güzel kızım. Menekşe kızım sana emanet. Ölümün bile gücü yetmez. Mahzenlere gitmeyecek miyiz Valide? Ne mahzeni Fahriye? Hainler adımızı haykırıyor. Gözlerini kan bürümüş. Saraydan ayrılmazsak bizi lim elim ederler. Nereye gideceğiz peki? Biz hiç kimsenin bulamayacağı bir yere. Hazır olun ağalar. Sultanlarımız gelmek üzere. Safiye Sultanım. Sen hala burada mısın? Dön de bir bak etrafına. Kimse yok. Canını kurtarmak isteyen herkes mahzene indi. Sen de git. Siz nereye gidiyorsunuz? Hünkârımızı, şehzademizi bırakıp... Nereye gidiyorsunuz? Hiç kimse yok. Onları kim koruyacak? Ne şehzadesi, ne hünkârı hatun. İkisi de ölüm döşeğinde. Aklın varsa git bir yere saklan. Sultanım, size yalvarıyorum, gitmeyin. Hünkârımızı yalnız bırakmayın. Koruyun onu. Siz çok güçlüsünüz. Ne olur, durdurun asilleri. Konuşun onlarla. Hünkârımızın ölmediğini söyleyin. Sizi dinlerler. Aklını başına devşir hatun. Kim cesaret edebilir onların karşısına çıkmaya? Hiç kimse ateşin önünde duramaz. Bitti. Hanedanımızın sonu geldi. Aklın varsa sen de bizimle gel. Hayatın kurtulur. Hayır sultanım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Hünkârımızı, Sultanahmet'i yalnız bırakmayacağım. Görüyor musun Derviş? Bütün şehri yakıp yıkıyorlar. Daha fazla dayanmamız güç sultanım. Asiler içeri girecek.
kanımın son damlasına kadar savaşacağımdan şüpheniz olmasın. Allah yardımcımız olsun. Artık ölüme gidiyorum sultanım. Bu son gecem. Güneş bir daha benim için doğmayacak. Bu son bakışımdır. Sizi bir daha asla göremeyeceğim. Bu yüzden size itiraf etmek istediğim bir husus var. Hünkârımızın babası, sizin gözdesi olduğunuz Sultan Mehmet Han'ın ölümüne sebep olan benim sultanım. Aylardır aradığınız padişah katili benim. Sen neler söylüyorsun? Sen nasıl? Mecburdum sultanım. Aksi halde Sultan Mehmet oğlunuzun da canını alacaktı. Allah'ım. Allah'ım neler istiyorum böyle? Sizin için yaptım sultanım. Ne yaptıysam sizin için. Ve oğlunuz Sultanahmet için. Cüretimi bağışlayın. Lakin hakikat bu. Yıllar evvel kor gibi düştünüz kalbime. O günden beri size derin bir aşkla bağlıyım. Aklını kaçırmışsın sen. Nasıl böyle bir şey düşünürsün? Hangi cüretle? Siz dahil herkesten sakladım. Lakin artık bilmenizi istedim. Hiç değilse ölüme gitmeden. Hislerimi bilin ki öyle yad edin. Ne oluyor Bülbül? Açın şu kapıları hemen. Vallahi anlamadım ki sultanım. Nasiba! Nasiba! Boşuna bağırmayın Bülbül ağam. Nasiba'yı diğer avluya yolladım. Arabayı da çektiler. Ne demek oluyor bu hacı ağa? Emrediyorum sana. Hemen açın şu kapıyı. Bağışlayın beni sultanım. Lakin valide sultanımızın katı emri var. Hiç kimse saraydan ayrılmayacak. Yasak. Zira öleceksek hep beraber öleceğiz. Dediler. Aşçıbaşım,
Ekber ağa. Yerine geç Acemi. Sultanahmet ocağımızın başı değil mi? Kardeşimiz, yoldaşımız değil mi? Neden korumuyoruz? Çoktan öldü Acemi. Yerine bir şehzademiz de yok. O da öldü. İş bu halde kimi kimden koruyacağız? Yetiş ya Muhammed. Yetiş ya. Allah yardımcımız olsun Hüdayi Hazretleri. İşin Allah'a kaldıysa olmuş bil diye buyurmuş Hazreti Ali Efendimiz. Dua edelim. Edelim ki Mevlam bu doğacak günü merhametiyle kuşatsın ve bize nurundan bir melaike göndersin. O melek ki bir zırh gibi sakınsın bizi. Fitnenin, fesadın, isyanın ateşinden korusun, kollasın.